Google Sheets'te arama fonksiyonlarından INDEX fonksiyonunu inceleyeceğiz. Eğer Google Sheets'i İngilizce kullanıyorsanız INDEX fonksiyonu olarak kullanabilirsiniz. İngiliz fonksiyonu çok fazla kullandığımız fonksiyonlardan bir tanesi. Bunun da en temel sebebi çok basit bir satır sütun navigasyonu yoluyla aradığımız değerleri kolayca bulabilmemiz. İngiliz fonksiyonu ile ilgili çok fazla açıklama yapmaya gerek yok aslında. Hemen örneğimize geçersek zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi eşittir indis fonksiyonunu açıyorum. Bana başvuru satır ve sütun soruyor. Üç tane bağımsız değişken istiyor. Başvuru olarak ben buradaki başlıkların altındaki bu verileri tutup Google Sheets'e göstereceğim. Noktalı virgül. Şimdi tabii daha henüz otomatize etmeyeceğiz ama. Burada bir Neriman Anaç ifadesi var. Kullanıcılardan bir tanesi. Benim isteğim şu olsun. Ben Neriman Anaç'ın tutarını bulmak istiyorum. O halde satır ve sütun numaralarına ihtiyacım var. Satır için bu Neriman Hanım kaçıncı sıradaymış onu belirtmem lazım. Şimdi burada 13 diyor. Tamam. Ben buraya elle 13'ü girebilirim. Noktalı virgül sütun diyor. Bunun içinde yine yapmam gereken A5 E19 hücre aralığındaki kaçıncı sütunda bu tutar? Bunu bulmam lazım. Bakın 1 2 3 4 5. Buraya 5 diyorum. Zaten sonuç yukarıda ön izlemede gözüküyor ama biz Enter'la bunu burada görelim Gördük. 9771 çıkıyor. Tam da olması gerektiği gibi. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Hemen bunun üzerinde duralım. Biz işlemi A5 E19 hücre aralığında yaptık. Yani sıra numarası, tarih, kullanıcı, işlem, tutar bunların 5'ini de seçtik. Ola ki biz tarih ve sıra numarasını seçmemiş olalım. Sadece kullanıcı işlem ve tutar var burada. Yani A5'ten değil de C5'ten başlamış olsun. Şimdi o halde buradaki 5 ifadesini bizim 3 yapmamız lazım. Neden? Kullanıcıdan başlıyor 1 işlem, 2 tutar, 3. Bu ister Excel'de, ister Google Sheets'te olsun hiç fark etmez kullanıcıların çok sık yaptıkları bir hata o yüzden özellikle uyarmak istedim şimdi tabii bir önceki videomuzda Biz kaçıncı diye yani match diye bir fonksiyon öğrenmiştik. Bu fonksiyon Dushyara ile birlikte ya da indis kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar bize döndürebiliyordu. Şimdi burada dikkat ederseniz elimizde satır ve sütun diye iki tane bağımsız değişken var. Biz bunların içerisinde kaçıncıyı kullansak çok daha kolay sonuçlar almayacak mıyız? Evet kesinlikle alacağız. O yüzden biz tekrar indis fonksiyonumuzu açalım. Başvuru için hiç değişmeyecek. Yine aynı aralığı seçiyoruz. Noktalı virgül. Satır olarak şimdi kaçıncı fonksiyonunu açmamız lazım. Kaçıncı fonksiyonunu açtık. Bizim ilk şartımız Satırda işlem yapacağım değil mi? O yüzden Neriman anaç'ı ben burada arayarak başlayacağım. Nerede arayacağım? Kullanıcıda arayacağım. Bulduğumda da aynısını getirsin diye sıfır diyorum. Yani bulamazsa getirmesin. Parantezi kapattım. Satırı tamamlamış oldum. Şimdi sütunda arama yapacağım. Yine kaçıncı fonksiyonunu açacağım? Evet açamadım. Bu da iyi, at hatası verdi. Hemen şöyle edelim. Ve kaçıncı fonksiyonumuzu açalım? Arama anahtarı olarak tutarı bu defa alıyorum. Yani başta alacağım. Noktalı virgül. Aralık olarak S'den başlayacağım. Tutara kadar geleceğim. Bu da az önce anlatmış olduğum mantıkla alakalı. A5'ten başlıyorsam yani burayı böyle komple seçiyorsam bunların da başlıklarını aynı şekilde A4'ten E4'e kadar seçeceğim. Noktalı virgül. Tam eşleşme yapsın diyeceğim. 0 ve buradaki sonuçta muhtemelen 5 gelecek. Hemen şöyle bakalım. 5 geldiğini görürsünüz. Burası 13. Burası 5 geliyor. Yani 13. satır 5. sütun bakıyoruz 13. satır 5. sütun 971 pardon 9771 olarak karşımıza çıkıyor. Elbette şimdi indisin parantezinde elimizdeymişken kapatı verelim. Enter dediğimizde 9771 buraya geliyor.